Bildiğiniz üzere Skyline oyununda bazı Türkçe karakterleri kullandığımızda farklı karakterler ortaya çıkıyor. Mesela Ş'ye bastığımızda P gibi bir karakter ortaya çıkıyor. Büyük İ'yi kullandığımızda Y, küçük I'yi kullandığımızda yine Y'ye benzeyen karakterler ortaya çıkıyor. Bu videoda bunun nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kilopi.net web sitesi üzerinden Skyline'e giriş yaptıktan sonra sayfayı en aşağı çekip Important Fixes sekmesinin altında Turkish Characters diye bir link var sarı renkte. Bunu tıklayıp dosyayı indirmemiz gerekiyor. Dosyayı açtıktan sonra içerisindeki paketi yüklemek gerekiyor. İleri ileri diyerek hızlı bir şekilde yükleyebiliriz. Güvenlik sorusu sorabilir size. Bilgisayarınızdaki güvenliklerin hepsi çok aktifse hepsine okey diyerek geçebilirsiniz. Herhangi bir virüs endişesi yoktur. İleri ileri deyip yükledikten sonra oyundan çıkış yapmak gerekiyor. Tamamen exit game dememiz gerekiyor. Çıkışı yaptıktan sonra oyunu tekrar açıyoruz. Oyuna tekrar giriş yaptıktan sonra menüye gelip menüde User Settings'e gelip Options sekmesini aşağıya doğru çektiğimizde şurada Use Custom UI opsiyonunun yanında Default'ı tıklayıp buradan Türk işi seçmemiz gerekiyor. Türk işi seçtikten sonra OK deyip menüyü bir defa kapatmamız lazım. Sonra tekrar bu menüyü açıp yine User Settings'ten sol en üstteki Overhead Text sekmesine gelip burada sayfayı aşağıya çektiğimizde şurada Speech Font diye bir bölüm göreceğiz. Speech Font'a tıkladığımız zaman burada Türk işin gelmiş olduğunu göreceğiz. Türk işi seçtikten sonra Apply'a bastığımızda artık Ş harfine bastığımızda Ş'nin Ş olarak çıktığını görebiliriz. Büyük İ'nin, küçük I'nın hepsinin düzeldiğini görebiliriz. Bunları yazarken yine Ş'ye yazdığımızda ekranın en sol alt tarafında farklı karakter görebiliriz ama Enter'a bastığımızda kafamızda karakterin kafasının üzerinde doğru karakterin çıktığını görebileceğiz. Aynı zamanda burada Text Size ayarı da var. Text Size artıya 2 defa 3 defa tıklarsanız yazdığınız mesajın büyüklüğünü de ayarlayabiliyorsunuz. Apply'a bastığınız zaman bu da aktif olacak. Ş'ye bastığım zaman Ş daha büyük, daha belirgin bir şekilde artık karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra yazım kolaylığı açısından şu ayarın da aktif olmasını tavsiye ediyorum. Yine ayarlar penceresinde Legacy sekmesinde burada Legacy Chat Mode diye bir ayar var. Bunu aktif etmenizi öneriyorum. Bunu aktif edip OK'ye basarsanız yeni mesaj yazacağınız zaman önden Enter tuşuna basmanız gerekmiyor. Direkt yazıp Enter'a basabiliyorsunuz. Direkt yazıp Enter'a basabiliyorsunuz. Bu yazım kolaylığı açısından oldukça önemli oyunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.